Kuzenin Bekir seni seviyor ha. Beni sevmeyen yok ki, ben herkes sever. Çünkü ben kendimden artık kimseyi incitmedim, incitmem de. Bir karıncayı incitsem aylarca vicdan mahkemesi yaşarım. Ama kullandığım ilaçlardan dolayı bazen sinirli, bazen böyle şey olabiliyorum. Onu da vücudum kabul edene kadar. Ondan sonra yine pamuk gibi bir insan oluyorum. Beni seven arkadaşlarım, kardeşlerim, komşularım çoğu pamuğum diye sever. Onlar kendilerini biliyorlar. Peki... Babanı özlemiştin. Durmuş evet. Amca gelsin bak. Kalktı o yaşta ta buralara kadar geldi Kayseri'den. Muhtar da geldi. Ekibimiz kadar muhtarın Allah da razı olsun, katkısı size var. Teşekkür ederim. Onu keşke etti. Kabul etseydi ayağına ben gitseydim. Gelmeseydi de ben onun ayağına gitseydim. Dur bakalım. Hem de bir İstanbul'u gezmiş oldu. Evet, evet. Hava değişimi. Peki Durmuş amcayı alalım. Muhtar Mustafa Bey de gelsin. Gel Durmuş amca, gel hoş merhaba. Geldin, gel otur. Hoş geldin. Ne güzel gözlerin var senin öyle maşallah. Yemyeşil. Mustafa Bey merhabalar. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın Durmuş Bey? Hamdolsun, ismini söyleyeyim. Sağ ol, iyiyim ben de. Daha önce İstanbul'a geldin mi hiç? Değil mi? Bir 45 senem geçti İstanbul'da. İstanbul'da yaşadın. 45 evet, sene. Hep gurbetçiydi benim Oo, babam. Sen bayağı gün görmüş bir adamsın kardeşlerim yani. Kardeşlerim Mantar'dan 70 de geldim. 69'dan belli. Yalnız 20 sene oldu, bıraktım. Tamam. Kızını görünce ne hissettin? Ne istediğimi? Yani şu anda etmek... böyle bir cızlama oluyor mu? Ha? Oluyordur. Cam bir tane kızım değil ki, dört tane diğer kızım var. Ama onu görmüyorsun ya bir epeydir ya, o yüzden. Bundan başka dört tane diğer kızım var. Her ayrı ayrı kazalarda her hafta gidip görüyorum yani. Ama Sabiha'yı epeydir görmüyorsun. Hepimden görmüyorum. Şimdi ne hissettin diyorum görünce. Ya ne istedim, affettim yani. Başka affettin. Yapacağımız bir şey bu. Muhtar senin de katkın var yalnız ha. Evet, evet. Durmuş amca. Senin bu yeni hanımdan çocuk var mı? Efendim? Yeni hanımdan çocuk. Yok çocuk. Yok. Yok. Hepsi. Ya kendi halinde bir hanım yani öyle şey diye. Ona da yani. Bu bakıyor. Serap Hanım hani onu da babam korumak için, sahip almak için. Ha şunu söyleyeyim şimdi, bazen erkekler diyor ya bir erkeğe dört tane kadın. Babam gibi alacaklarsa benim de eşim içinde kim alıyorsa dört tane alsın. Ben hizmet etmezsem yüzüne tüküreyim. Aa yapma. Hayır, hayır. Yemeğini yapıyor, bulaşığını yıkıyor, çamaşırını koyuyor. Karısı tabii koyuyor, yapacak da bunun şey yapıyor. İçin dört tane olması gerekmiyor ama yani. Ama eş olarak değil, nikahında korumak için alıyor. Benim babam onu koruyor. Çamaşırını yıkıyor, yemeğini yapıyor, bulaşığını yıkıyor, sahip baban çıkıyor. Onun işini yapıyor. Babam onun işini yapıyor. Ona babam sabrediyor. Kim ne ona sabreder? Niye Durmuş kim Bey? Kim ona sabreder? Bir dakika, kimse hanımın, bir saniye sabredemez. Hanımın elden ayaktan düşük mü yani? Neden? Ya kendi halince yani. Yaşlı Serap Hanım. Yaşlı. Biraz da saf bir insan. Saf, kimsesiz yani, sokakta. Kaç sene oldu evleneli? 5 sene falan. 5 sene yeniymiş peki. Peki şimdi sen Sabiha'yı olduğu gibi kabul ediyor musun bir baba olarak? Ediyorum, ne edeceğim etmeye bir başka yok. Çok ağlıyor çünkü. Evet ben babamı çok seviyorum, hatalarım çok, özür diliyorum, affetsin istiyorum, sizden de özür diliyorum. O gün ben baktım. Çok ses tonum da yükselmiş, çok şey de şey yapmış. Tekrar diyorum ben normalde öyle şiddetli konuşan bir insan değilim. Ama sinirlendim, bazı şeyler içime acıttı, bazı şeyler şey yaptı. Onun için şey yaptım. Ben babamla hiç tartışmamışlıktır. Benim babam bir kintik bile bana vurmazdı. Biz küçücüktük, bizim hayvanlarımız falan vardı. Babam kendisi söylesin, biz yastılık hayvanlara bakardık. O babam hepimizi götürürdü, inerdik hayvanları bakardık. Bizim aşağı en alt evimiz var, babam anlatsın. Pırasa kömerdik, havuç kömerdik, turp kömerdik, lahana kömerdik. Peki Durmuş amca sen Sabiha'ya ne zaman kızmaya başladın? Ne zaman? Ya bazı hatalar oldu. Ne onlar? Bir de yüzümle karşı söylesene onları. Ya işte ne diyeceğim, yapma dediğim şeyleri bazı şeylerde şeylik yaptı. Mesela neyi yapma diyorsun? Kızım şunu yapma. Ne o mesela? Ya ben mesela kopanenle fazla gezme diyorum. Yani bir de köpek hastalığı var yani. Hı. Ama hayvan sevmek kötü bir şey değil. Dışarıdaki hayvanları besliyor. Onları işte gezdiriyor. Yani bunun nesi kötü?
Ya bu neyse şimdi bazı şikayetler geliyor bana. Ha. Yani kızın kopanen geziyor diyor. Ne var yani? Ondan dolayı. Şimdi, ne var o köylük yerde köpekler zaten başıboş gez. Ha? Şöyle köy yeri olduğu için biraz da fazla çocuklar var okula giden. Korkuyor çocuklar. Mahallede yani. Servis olmadığı için çocuklara ne saldırabilir diyeyim. Çocuk anlamaz saldırgan olmadığını. Ama Mustafa Bey hemen. O köpekler zaten köyün köpekleri değil mi? Yok kendi. Nereden bulup getiriyor? Yok kendi köpekleri. Kendi köpekleri. Eşimin köpekleri, bizim köpeklerimiz. Kendi biz köpeği, köyden uzakta değil. Çiftlikte yaşıyoruz. Tilki geliyor, kurt peki, geliyor. Peki sen de tasmayla gezdir madem. Hani korkanlar olabilir, tasmayla yani, gezdirsin. Sabiha Hanım'ınki biraz fazla yani. Kaç tane köpek ama mesela? Şimdi şöyle, 3 tane, 4 tane. İlk zaman 10 tane var mıydı? Evet, evet. İlk zaman 10 taneydi. Evet. Ha, onları salıyorsun. Evet. Yani onunla çocuklar falan yani. Korkar. Ya şimdi salma deyince, ya şimdi burada hep toplar bana atılıyor da. Şimdi ben onların yıkamasıyla, yalıyla, bakmasıyla, korumasıyla mecburum şey yapayım. Çünkü mesela bana diyorlar ki sen bakmasan o gelmez. Evet ben bakmasam o gelmez de bir insanı bir ağaca bağla acım diye çığırı çığırı dağlardan doyutturur. Ama bu ağızsız dilsiz bir hayvan. Allah'tan korkma, kapat, suyu nasıl içecek, yemeği nasıl yiyecek. Hani herkes bir gün aç kalsın da göreyim bakın bir tane köpek yok, öyle deri olmaz. Kemik kaldı. Tabii ki haklısın. Ama işte onları bağlarsın, belli zamanlarda açarsın, tasmayla gezdirirsin falan insanlar da, evet. Yani çocuklar da korkmaz. Bir tek bu değil ama değil mi Durmuş Bey? Ya mesela o, bu jandarmaya gitmiş beni yatırın. Onlar bilmiyorum ben şimdi o tip şeyi. O gittiğinde mesela kocası ne yaptı? Ya vallahi bilmiyorum o şeyde benim şeyim yok ki yani. Peki kayboldu diye sen... yani merak ettin mi? Ya, bir ara hastaneye gidiyorum diye gitmiş. Ya o onda şeyim hocam, yok. Kadavra benim, köpekleriyle aratmışsınız Durmuş Bey. Şey dayım babam aratmamış. Kadavra köpekleriyle yok, aranmış. Babam yok aratmamış. Ya ben o tipi yeni hayır, duyuyorum. Bir şey. Bu şimdi, şeyleri yeni televizyonda ben şey etmedim de babam dışarıdan aratmamış. Diyenlerden o zaman duydum. Ben Kayseri işte ismi değilmez orada kalıyordum. Ben belirli bir saatlerde dışarı çıkıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum, ismini vermiyorum, yeminliyim şeyim. Bir arkadaş dedi ki, böyle böyle dedi, sen dedi yoksun dedi, seni aranıyorlar. Köpeklerinden bile arattılar dedi. Hatta ben köyün dağsına çıkasıymıştım, köylülere, köye koca koca kayaları, koca koca taşları atasıymıştım. Çünkü ben kadın konuk evinde kaldığım sürece... Kimsenin haberi yok ama bana sürekli telefon geliyordu. Ben sürekli haberleri şeyleri alıyordum. Açık olan yerlerden mesela hani diyor demiyor onu ama, bilmiyorum. Ama bana söylenen kayboldu o. Diye kocan kayıp başvurusunda bulundu belki. Ondan sonra da şüpheli kayıp diye arama mı yapıldı? Evet. Tam anlayamadık orasını. Durmuş Bey, Sabiha gittikten sonra kocası kaç sene daha o evde yaşadı? Ne kadar zaman? Ya o zaten bundan sonra 10 gün 15 gün sonra o da gitti. Hemen gitti. He, gitti. Bir daha da gelip sormadı mı Sabiha'dan haber var mı diye? Nasıl? Ya zaten ikisi de o ara bu düğün yaptı, İstanbul'a gitti. O da bir hafta sonra mı ne kardeşinin şeyi vardı, büyük bir deposu. Ötesini verirsin, topladı, aldı, gitti. O evi öyle bıraktı, gitti öyle, yani. Öyle ev bıraktı, gitti. Çünkü mesela Bekir diyor ki, burada yaşadı o pislik diyor, kocasının pisliği diyor ama kocası sonra 10 gün falan kalmış o evde. 10 evet. gün sonra gitmiş, en fazla 10 gün diyorsun. Ya en fazla 10 gün. 10 günde falan. O evi bu hale getiremez. Serap Hanım, bu ev zaten öyleymiş. Serap Hanım bir şey sorabilir miyim? Ya bir senedir aşağı yukarı boş bunlar gittik. O da Serap Hanım. O da pasaklıydı. Aynı yaşantıda yani. Şimdi tek taraflı Sabiha Hanım'ı suçlamamak gerekiyor. O ben da aynı. Ediyorum. Hep aynı hataları yaptığı için mi bıktınız? Yani ben onu merak ediyorum. Hep aynı hataları mı yapıyoruz? Yani Sabiha'dan mı? Yani Durmuş ya Sabiha Hanım'dan bahsediyorum. Hep sadece köpek şey olamaz değil mi? Yani evet. Köpeklerle ya şimdi Sabiha Hanım'ın sırf bu olamaz. Duyarsızlığı çok evine karşı. Yani yüzüne de söyleyeyim. Ya biraz bayan iş görürse düzelir yani. İyi de Durmuş Bey'in bir kızını affetmemesi bugüne kadar için başka bir sebep olması ama lazım. Ama şimdi Mustafa Bey duyarsız diyorsun ama bir insan ölümler, acılar, sıkıntılar, kederler yaşadığı zaman doğrudur, vücutun direnişi bitiyor. Belki siz yaşamadınız. Vallahi billahi ben taşı bırak
tutunca havaya kaldıran insan, benim sinirlerim bozulunca Allah şahit ben bunu tutuyorum ama benim ellerim bunu tutmuyor. Ben çok çaydanlık deldim, ben çok tabak kırdım, ben çok bardak kırdım çünkü ben çok çay döktüm. Bu el atılıyor, tutuyor ama bu el açılıyor. Yani ben 4 tane cenazeyi toprağa kömdüm, annemi toprağa kömdüm, o eşimi kömdüm, şizofren bir eşinle yaşadım. Ayrıca ben bugün hani konuştuklarımın farkında değilim, hani konuşuyorum ya, ben iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir insandım. Ben bakkala ekmek gidip alıp da getiremeyen Sabiha bir Hanım, insanıydım. Sabiha Hanım, yani bakın eşiniz şizofren hastası bir eşiniz, ondan şiddet görmüş olabilirsiniz. Evet, ona evet. bağlı psikiyatrik veya da psikolojik sorunlar yaşamış evet. olabilirsiniz. 45 Hata da ben... yapmış olabilirsiniz. Biz burada neyi tartışıyoruz biliyor musun? Hatada ısrar var mı? O hata artık... Sizin artık karakteriniz olmuş mu onu tartışıyor. Mesela şunu diyorlar mı? Sabiha evine bakmaz. Evet. Sabiha pasaklıdır. Sabiha çoluk çocuğu düşünmeden başını köpekleri alır, gider. Sabiha gider bir ay Sabiha'dan haber alınmaz. Artık bu bir değil, iki değil, üç değil. Artık hata değildir. O sizsinizdir artık. Dolayısıyla bunlardan bıkıp da sizden umudu kesmişler mi? Biz buna bakıyoruz. Onu soruyoruz aslında. Çünkü bir defa yapılsa hepimiz hata yapıyoruz. Affedilir. Hele Durmuş Bey gibi adam kesinlikle affeder. Bir kuzeni daha var, Kani. O da bir röportaj verdi. Onun söylediklerini dinleyelim, sonra onun üzerinde de konuşuruz. Sabiha hakkında korkutan gerçek. Sevse zaten öldüğünü istemez ki. Babam ölsün dedi. Sabiha'yla hiç 5 dakika zamanım olmaz. Peki izliyorsun ekranda Sabiha babası için bir şeyler söylüyor. Onlar hep yalan. Sabiha yalan mı söylüyor? Sabiha yalan söylüyor çünkü babasının bir de bak yemeğe, sıcak yemeğe ihtiyacı var. O adam o evde sıcak yemeği pişirse de yedirse güzelce dursa adam belki der ki doğru benim kızım benimle dursun der. Ama sıcak yemeği koyup da pişirip yedirmez de Sabiha gezerse o adam baba ister mi onu? Koca arsayı verdi, ev yaptı dedi ya bilmiyorum babası yardım etti etmedi de evi yaptılar. Durmuş amca çok iyi bir insan. Şiddet uyguladı bana diyor. Hayır. Benim babam da onun kardeşi bana diye bir kintik vurmuşluğu yok. Yalan. Ben hiç inanmam. Durmuş amca istemiyor biliyorsun. Siz de biliyorsunuz istemediğini. İstemem diyor. Bazı bir kelimeler konuşmuş işte. Babam ölse de malı versekti. Babasının bir malı yok ki. Babasının malı yok bir aylığı var. Acaba ölsün de aylık kalsın mı diye. Evet bunu duydum ben. Bacılarına söylemiş. Sevse zaten öldüğünü istemez ki. Benim babam öldü de ben hala 25 sene oldu benim babamın sevgisi içimde. Evinin pis olduğunu biliyor muydun? Seba geziyor arkasında köpeklerinden. Niye evine bakmıyor derlerdi. Ben derdim ben karışmam. Seba seni baban istemiyor. Oğlunun yanına git güzelce bir işe gir çalış. Çoluğuna çocuğuna bir faydam. Sabiha sen babam ölsün de malını yiyelim dedin mi kardeşim? Benim babamın ne malı var ki neyini yiyeceğim? Zaten benim babamın 3 tane evi var, belirli bir maaşı var. Benim babam gelmiş 70 yaşına, benim babam 200 sene mi yaşayacak? Sonra herkes önce bir kendini şapkasını öne eğsin, şapkasını koysun. Ondan sonra kendi niye hemen koynunun altına çekmiş de cücük gibi pişirmiş, taşırmış, yemiş, yedirmiş. Bana öyle söylüyor da benim kocam öldü, ben 4 sene yalnız yaşadım. 4 sene yalnız yaşadım. 2 tane Sabine, biri şu dizimde, biri şu dizimde. Benim babam kötü bir insan demiyorum. Benim babam süper bir insan. Benim babam altınla tartılan insan. Benim babam 4 tane cenazeyi toprağa gömdü. Kardeşlerim mantardan zehirlendi. Babamı uykudan uyandırdılar, getirdiler. Benim babamın kapıdan girdi, saçları simsiyahtı. Sabah benim babam saçları bembeyaz oldu. Benim babam yaşadı. Hatta bir de cenaze o zaman şimdi şu şeyde olsa babam da süper yaşar, çocuklarım da süper yaşar. Ben bazen sapratıyorum, zorluklardan yaşadıklarımdan sapratıyorum. Cenaze 4 tane cenaze kömülmüş komşunun evinde cenazeler. Benim babamın acısı içinde yememiş içmemiş, dudakları yarılmış, dudakları çatlamış. Oradan birisi demiş ki küçük torunun masraflarını ben ödedim. Yabancı kişilerden çünkü dünya oraya yığıldı. Yurt dışından zehire karşı pan zehri getirdiler. 4 tane çocuğun ağzından ciğerleri kan kustu geldi. Gözleri yumurta gibi dışına çıktı. Bir tane 9 yaşındaki çocuğu amcamın oğlu Bekir var. Onun kişi 5 kişi zapt edemedi. Böyle gökyüzüne fırlıyor. Herkes güzel güzel konuşuyor da yaşamak yaşamak yaşamak.
Ben babama hani vay ben babamın kuluyum, kölesiyim. Atsa da, retsetse de, kesse de benim babam beni bugüne getirmiş mi? İsterse kütüğünden silsin. Vallahi de billahi de gerekirse aya fırlarım, sağlıkçı getiririm. Sihatına şeyine bakarım. Ben babama çocuk gibi bakarım. Temizliğine de bakarım. Ha önce çocuklarım vardı, işim vardı, şizofren bir eşim vardı. Arayamıyordum, soramıyordum ama acısı kalbimdeydi, içimdeydi. Ben babamın hiçbir şeyini görmedim. Benim babam İstanbul'a giderdi, askerler gelirdi, askerler. Çünkü benim babam çalışmak zorundaydı. Bizim ondan sonra evimiz yapılıyor, yalansın desin. 6 tane dişi ağzından çektirdi ki ağız balkam gibi. Suyu şey içiyor. Böyle pamuktan babamın dişlerine tampon yaptılar. Babamla biz yaptık o evi. Dedi ki kızım dedi damaklarım olmazmış dedi. Ben bundan dedi gideceğim dedi, çalışacağım dedi, evimizi yapacağız dedi. Hatta babam duvardan düştü, beline mağ düştü, söylesin bir ağzında dişlerin tompan. Benim babam bu değil, benim kendi babam istiyorum. Sağlığına kavuşmasını istiyorum. Beni affetmesini istiyorum. Ha belki rahatsızım. Hani bazen konuştuğum kelimenin ne olduğunu düşündüm. Şu an 4 tane ilaç içtim geldim ben. Torunuma üzüldüğünden hala ellerim şey yapıyor. Benim babam 7 kat komşuya yardım eden insan. Komşunun ahırını, bahçesini, musluğunu, bağını yapan bulucu bir insan. Ha ölümleri yaşaya 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 yaşaya. Hani biz ona destek olmadığımızdan kendi kendine hizmet edip. Sen de pişmanlıklar yaşıyorsun yani babana ya karşı. Ben babama hiçbir evlatlık yapamadım. Yapmadım çünkü küçücüktüm, evlendim gittim. Bir aradaydım, ayrıldım. Eşimle İstanbul'daydık. Hani babam her şeyi kendi yaşadı. Bu yaşına geldi. Ama babam hiçbirimizden bir bardak su keşke istemez. Keşke biraz da onun lafını dinleseydin o kocanla yaşadığın evdeyken Cemal'le. Lafını dinleseydin. Bugün bu noktalara da gelmemiş ya olurdunuz. Şimdi Serap Hanım, benim babam çok mükemmel bir insan. Bak benim babam bu yaşa geldi, hiçbir sefer şikayetini görmedim. Benim babam bu yaşta hiçbir zorlandığını görmedim. Benim babam tek başına, kendisi inşaatçıdır. Orada köylerde evimiz vardır, görmüşlerdir. Ha dağınıktır, düzensizdir. Adam nereye yetişecek, şey yapacak? Zamanı yoktur. Her şeyini kendi yapmıştır. Yiyeceği yeme. Bir su bile istemez. Durmuş amca bizden. Sen Sabiha'yı affediyorum diyorsun ya. Şartların var mı? Şartlarım ya düzenli yaşasın. Yani ben diyorum ki mesela kocasıyla yaşar şeyle oğlu var, güzü var. Yani her şeyinden dört dörtlük yaşasın. Şimdi Serap Hanım, Sabiha şartları var. Başımın üstünde yeri var diyor. Affediyorum kızımı diyor. Hı. Yalnız yine aynı hataları tekrarlamasın. Yani o huzurlu oldu mu ben olurum. Ama diyor Durmuş yani. Bey, sen karınla yaşadığın eve almıyorsun. O kendi evinde yaşasın. Yan yana ya evleriniz yakın. Ya benim eve ihtiyacım yok da yani. Şimdi yok, yaşayabiliyorsa yaşasın. Karın şimdi ister mi? Serap Hanım bir şey söyleyebilir mi? Müsaade yani, bir dakika. Şimdi emek veren, yapan öteki adam. Yani kocasıyla gelsin, yaşasın. Ben ev istemiyorum diye bir de çevreyi düzenlemeye uğraşıyorum. Evet, şu anda çalışıyorum. Ya duvar yapıyorum evet, adam kurdu. Evet. Taş çekiyorum, duvar yapıyorum ki çevre hala düzelsin diye. Peki kocasıyla yaşamazsa senin... Kocasıyla da şimdi bak oraya kocası emek verdi adam. Emek verdi. Onun emeği var. İnkar edelim. Tamam. Onun her emek verdi. Ellerinin şimdi millet ne diyor? Gibi çöp hayır, o evde değil de senin edemem. Karınla yaşadığın eve gelirse de kabul ediyor musun? Karım kabul etmez. Etmiyor mu? Zaten onda Serap Hanım şey var ya. Bir dakika müsaade. Anlaşamaz ya. O anlaşamaz. Evet. Öteki kızlarımla da anlaşamaz. Evet. O geldi mi? Ama şöyle Durmuş amca kendi evinde yaşamasına müsaade ediyor. Onda sıkıntı yok. Yaşarsa yaşasın. Serap Hanım bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi hanımım kabul etmez diyor ya. Benim babam takımlarına çok düşkündür. O benim babamın huyu bende de var. Ben tohumlara, bitkilere çok düşkünümdür. Benim kafamdaki saçı hep yol acımaz ama bir tane tohumumdur. Çok canım acır. Benim babam da her şey kırılmış, dökülmüş o kadar önem vermez. Takıma meraklı ya, takımı bir tanesi kaybolsun, bir tanesi ona çok titiz. O da ona çok değer veriyor. İnan ki yani varsan da ipe düşsen de ölsen babamın takımını ondan alamazsın. Ondan yana katı vermez. Deve develli gidin alın der. Hani o kadının
babamın takımlarından, eşyalarından şeyle tamam, katılı. Tamam diyor ki kendi evinde yaşasın. Ha onu diyeceğim. Ama affediyorum diyor. Kelimemin sonunu da getirip o kadın bak beni babama karşı da savunur. Bak yiğidi diyor vur öldür hakkını inkar etme. Eşime karşı da savunur. Hani beni tutar savunur bak o yaşta. Tarladan da gelse benim evime gelir, otururuk biz şakalaşırık, dertleşir. Köyden de gelse bak o yaşında kadın oturur benim evime gelir. Onu ben idare ediyorum bak ben ona hiç şey yok. Sırf babamı mutlu ediyor diyor. Babamla mutlular diyor. Ben babamı çok seviyorum. Ya sen babanın evine mi geçmek istiyorsun? Ben kendi evimi istiyorum. Babamla barışmak istiyorum. Babanla barışacaksın belki evet. Dur bakalım. Ama bir de dayın var Ahmet onunla da bir röportaj yaptık.